Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapan Edirne, Kurban Bayramı tatilini kentte geçirmek isteyenlere açık hava müzesi konseptini sunmayı hedefliyor. Eskiyi ve yeniyi, geçmiş ile geleceği, gelenek ile moderni bir arada sunmasıyla ziyaretçilerle kopamadığı bir bağ oluşturan kent, uzun tatillerde özellikle İstanbul ve civar illerdeki yerli turistin yanı sıra Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen konuklarını da ağırlıyor. Turistler cumbalı evlerin bulunduğu Kaleiçi semti, padişahların güneşin batışını izlediği Meriç Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethini planladığı sarayı, Kanuni Sultan Süleyman'ın adaletini yazdığı Adalet Kasrı'nı görebilir ve Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ni gezme imkanı bulabilir. Bunun başında da çok misafirler, fotoğrafçı. Edirne, tarihi alanlarının yanı sıra kendine has lezzetleriyle de dikkat çekiyor. Kent mutfağının en özel yemeklerinden Edirne tava ciğeri, turistlerin en favori yemekleri arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra Edirne köftesi de en az ciğeri kadar lezzetli olarak değerlendiriliyor. Edirne'nin lezzetleri arasında yer alan badem ezmesi, devai misk, kavala kurabiyesi, Edirne peyniri, gezilecek tarihi rotaların tamamının yakınındaki dükkanlardan Aras'ta, Bedesten ve Ali Paşa kapalı çarşılarında alınabilir. Kentten alınabilecek hediyelik ürünlerin başında ise minik kısmet, mis meyve sabunu ve Edirne bebeği geliyor. Uluslararası karayoluyla bağlantısı olan Edirne'ye çevre illerden karayolu ulaşımı oldukça kolay sağlanıyor. Kente İstanbul 230, Çanakkale 220, İzmir 515, Ankara 630 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Karayolu yerine hava yolunu tercih edecekler, Ankara'dan Çorlu Havaalanı'na erişerek 1,5 saatte tarihi başkente ulaşabiliyor. Demir yoluyla yolculuk etmek isteyenler ise Anadolu'yu Balkanlar ve Avrupa'ya bağlayan demir yolu güzergahlarından yararlanarak şehir merkezine çok yakındaki tren garından tatillerine başlayabilirler. Selimiye Camisi yanındaki Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu konak olarak da bilinen butik otel, konuklarına saray ihtişamı sunuyor. Dekoru ve dizaynıyla kalanları geçmişe götüren otelin dolaplarında misafirleri için kaptan ve sultan kıyafetleri bulunuyor. İsteyenler bu kıyafetleri giyerek zamanda yolculuk imkanına sahip oluyor. Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan gibi isimlerin tarihi kimliklerinden alan odaları bulunan otelde konukları geçmişe götürebilmek için yataktan tablolara kadar antika eşyalar bulunuyor. Otelin işletmecisi Avukat Önder Barlas, turizmde yeni bir kompozisyon oluşturmak için çok emek harcadıklarını ve amaçlarının sadece gelen konuklarının gerçekten eski bir başkente tatil yaptıklarını hissetmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Selimiye Camisi'nin yanı başındaki Fatih'in doğduğu evde güne uyanmanın bir eski başkente tatili derinden hissetmeye neden olduğunu ifade eden Barlas, Edirne'ye gelenleri Osmanlı havasında ağırlamak üzere oda dolaplarına kaftanlar, veliaht, sultan kıyafetleri yerleştirdik. Dönemin havasını yaşatmak üzere konuklarımızı böyle sürprizlerle karşılıyoruz. Edirne yeni kadim başkent konuklarını sultanlar gibi ağırlıyor. Bayram tatilinde günümüzde geçmişi yaşamayı tercih edenleri kentimize bekliyoruz diye konuştu. Otelimiz tarihsel yazılı kaynaklara göre Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu konak olarak bilinmektedir. Tarafımızdan burasının alınmasından sonra aslına uygun yapılan restorasyon ve dekorasyon çalışmalarıyla otelin tüm odaları ve ortak alanları Osmanlı tarzı dekore edilmiştir. Otelimize gelen seçkin konuklarımızı Osmanlı havasının içinde ağırlamak üzere çeşitli sürprizler de hazırlanmış.
durumdadır. Ve odalara konmuş kaftan kıyafetlerle, sultan, cariye, veliaht kıyafetleriyle kişilere dönemin havasını, dokusunu yaşatmak üzere bazı sürprizler hazırlanmıştır. Sizleri burada ağırlamaktan son derece büyük mutluluk duyacağız.